oyun Merhaba değerli kanından merhaba. Bir Baldur's Gate 3 içeriğine daha hoş geldiniz. Bugünkü içerik ancak bir e, başlangıç rehberi ya da e, oyuna yardımcı olacak bilgiler içermiyor. Onun yerine e, oyunla ilgili bir e, güncelleme var. Yani amacımız bu videoda haber vermek, daha çok bilgilendirme yapmak. E, yeni bir yama geldi. E, yama 1 diye geçiyor, patch 1 diye geçmekte. E, bu yamada Bayağı bir değişiklik var, bir sürü böyle önümüzde <laughs> kabarık bir liste var. Onun üzerinden bazı önemli bulduğum maddelerden gideceğiz çünkü saymaya kalkarsak video 45 dakika yapılabilir Bunun dışında da Larian Stüdyoları oyunla ilgili bilgi de veriyor. Daha doğrusu nasıl gittiğini, gidişatı ile ilgili de bazı istatistikler de veriyor. Onların üzerinden de geçeceğim. Umarım hoşunuza gider ve video sonunda beğen tuşuna basarsınız diyerek videomuza başlayalım. Şimdi Zaten oyunu açtığınız zaman Valerian'ın e, ara penceresinde yama ile ilgili bilgiyi göreceksiniz. E, bu arada güncelleme yapmanız için de bilgisayarınızda bir miktar yer açmanız gerekiyor eğer sıkışıksanız. E, tam olarak şeyini bilmiyorum boyutunu ama benim bilgisayarımda gerekti öyle bir işlem yapmak. Onu da dipnot olarak düşerim henüz güncellemediyseniz. Valerian'ın e, penceresi şu görmüş olduğunuz, arkada görmüş olduğunuz bizi ekrana yönlendiriyor. E, patch 1 işte artık şey yayına sokuldu falan şeklinde. Burada bunu okumanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü içinde spoiler bilgiler içeriyor. Ee, şöyle aşağı gittiğiniz zaman. Buralarda bazı ciddi şeyler var. Ee, görmemeniz gereken bilgiler var. Çünkü 3. bölümden 2. bölümden bilgiler gösteriyor. Ve eminim ki e, birçok birçok kişi oyunu henüz bitirmedi. Çünkü oldukça uzun bir oyun. Ben şu an işte 80 saati devirmiş durumdayım. Ee, ancak oynarken her taşın altına bakarak gidiyorum. Bir de tabii içerik çekmek için bazı alanları geri dönüp yani ekstradan şeyler yani zaman harcamış olabilirim. Ama yine de en az 70 saat harcadım ve 3. bölümün başındayım daha. Yani görünüşe göre 100 saati bulacağım. burada da bazı şeyleri okurken bir iki böyle ufak şey vardı yani spoiler yemiş oldum. O nedenle baştan uyarayım bu listeye bakmayayım. Şimdi ben de bunun üzerinden geçerken olabildiğince spoiler vermemeye çalışacağım. Steam sayfasında da bu güncelleme var. Steam'de üzerine çizmişler önemli bölgelerin. Çizmedikleri yer o kadar kritik olduğunu düşünmüyorlar. Ben de şöyle bir baktım hakikaten o kadar kritik bilgi değil. Neden bunları söylüyorum? Çünkü güncellemeler daha çok böyle çok belirgin, spesifik olaylarla ilgili. Yani işte şu olay sırasında şunu yapmıyor falan <laughs> şeklinde. o nedenle yani bu konularda hassas iseniz bir süre sonra belki bırakabilirsiniz video izimi. İlk etapta ama genel hatlarıyla inceleyeceğiz. Şimdi yamaya geçmeden önce e, tabii ki stüdyo teşekkür ediyor. Çünkü e, beklediğinden çok fazla büyük başarı kaydetmiş durumda. E, muhakkak takip ediyorsunuzdur e, basını. Yani 800 binler civarında ortalama oyuncu oynuyor Steam üzerinde. Çok yüksek bir rakam hakikaten. Daha PlayStation'da çıkmadı oyun. E, gerçekten beklentilerin üzerinde gidiyor. Ben de açıkçası bu kadar detaylı bir e, rol yapma oyununun bu kadar popüler olabileceğini düşünememiştim açıkçası. Demek ki insanlar böyle bu tip detaylı oyunlara da ihtiyacı varmış. Küçümsememek gerekiyormuş oyuncuları <laughs> Buradan çıkan sonuç o. Şimdi burada bir numaralı yama daha çok böyle bir sürü görsel bug hata düzeltiyor. Oynanışla ilgili yama bir sonraki yama olacakmış. iki numaralı yama ve çok yakın olduğunu söylüyorlar. Şu an üzerinde çalışıyorlarmış. Sonra tuşları yapıyorlarmış ama tarih vermemişler. Yani burada daha çok Ufak tefek değişiklikler var. Mesela şuradaki <laughs> arkada görselde on görmüş olduğunuz gibi bir örnek vermek gerekirse, mesela karakterlerin boyları farklı ise öpüşme durumunda mesela dudaklar tam denk gelmiyormuş hiza olarak onu düzeltmişler gibi. Yani böyle ufak tefek şeyler. Ee, bu arada işte dediğim gibi istatistikler ve bunlar hakikaten e, hoş e, sayılar görmesi. Şu ana kadar yani en azından dün'e kadar. Toplam bütün oyuncuların e, oyunun süresi 200 milyon saati bulmuş Baldur's Gate 3 oyunun. E, bu tabi herkesin toplumu. Bir karşılaştırma yapmak zor başka oyunlarla e, ama yine kulağa e, bayağı bir yüksek geliyor. E, bunu ama şeye çevirsek hani 220 mil, 200 milyon saat neye denk geliyor e, onu da yazmışlar 22 bin yıla denk geliyormuş <laughs> bir insan yaşamında. Neyse bu ufak bilgiden sonra bazı istatistikler vermişler siz de belki merak ediyor olabilirsiniz. mesela. Hangi sınıf popüler? Millet hangi sınıfları oynuyor? En popüler paladin sınıfıymış. Ben açıkçası beklemiyordum. Demek ki paladin bayağı tutuluyor insanlar tarafından. Bunun tabii bence en önemli sebebi karizma istatistiğinin yüksek olması ve ana karakterinizin karizmasının yüksek olmasında yarar var. Çünkü konuşmalarda genelde onu kullanmak isteyeceksiniz. Yan karakterleri kullanmaktansa. Ve kullanmanız gereken karakterin karizmasının yüksek olması gerekiyor. O nedenle akıllıca bir karar. Bunu Sorcerer takip ediyor, yani e, büyücü e, Türkçe çevirirsek yanlış hatırlamıyorsam sihirbaz büyücü sürekli karıştırıyorum. Bu arada bir dipnot not düşeyim. Bundan sonraki videomuz sihirbaz büyücü, seher e, sınıflar arasındaki farklar nelerdir? Onunla ilgili konuşacağım böyle bir kısa video olacak. E, takip takalım. Buradan da duyurusunu yapayım. Büyük ihtimalle bir gün sonra yükleyeceğim. Her neyse ikinci işte Sorcerer karakteri. Bu da e, karizması yüksek. Gördüğünüz gibi ikisi de e, avantaj sağlıyor konuşmalarda bu önemli hakikaten. Ve e, en popüler olmayan en az oynanan sınıf ise cleric yani ruhbanmış. E, burada tabii şey etkisi de olabilir. E, Shadowheart e, karakteri zaten bu sınıfı doldurduğu için bu ihtiyacı o yüzden seçilmiyor olabilir. Halbuki çünkü ruhban karakter oldukça güçlü aslında. Özellikle e, oyunda da ikinci bölüme gelirseniz undead dediğimiz ölülerle savaştı. Yani cleric'e ait özel bir takım büyüler var. Onlar çok etkili. O nedenle mutlaka yani o dört kişilik bence ekibinizde e, Cleric ya da Ruhban olması gerekiyor. Bence Shadowheart olduğu için yani ana karakter Cleric birçok kişi seçmemiştir. Irk'a bakarsak, Irk e, beni şaşırttı biraz. Neden? Çünkü insan karakteri en popülermiş. İnsan ve onu takip eden elf karakterleri. Yani hani gerçek hayatın dışında insan bir şeyler seçmek istiyor. Ben açıkçası uzun süredir hiç insan seçmedim bu tip oyunlarda. E, demek ki popülermiş bu. Elf takip ediyor. Onu da e, Half Elf yani bu ikisini zaten karması takip ediyor. Demek ki bu e, çok değişik ırklar işte Ejderha, e, Do Doğan e, gibi e, <laughs> uç ırklar çok tercih edilmemiş. Ama en az tercih edilenlerin ismini de veriyor. Mesela o yok. Dragonborn yok içinde. Demek ki fena değil. Seçen çok. <laughs> en az tercih edilenler Dwarf Cüceler, Gnom, gityankiler ve Halfling'ler. Buçukluklar. Yani Dwarf, Nom, Halfling 3 tane kısa ırk. Bunların hiçbiri tercih edilmedi. Yani demek ki insanların bir <laughs> aşağılık kompleksi var. Bilemem hani ne, neden kısa ırkla oynanmıyor. Ama bir nedeni de tabii işte bu tip konuşma şeylerinde falan biraz dezavantaj yaratıyor olabilir. Herkes size şöyle aşağıdan bakacak falan. Biraz tuhaf oluyor olabilir. Ben tabii iki karakter açtım. Bir yandan da kendi oyunumla ilgili bilgi vereyim. Ana karakterim Draw oynuyorum. Ancak şey, Keşiş Monk seçtim. Biraz böyle sıra dışı bir şey ve Shadow Monk seçtim. Yani bir miktar Assassin gibi oynuyorum. Ee, ve şey, rock karakteri almadım. Yani iki sınıfı bir arada Shadow Monk e, alt sınıfıyla doldurmayı plan, e, planladım. Ve şu ana kadar iyi gidiyor. Açıkçası Astoria'nı kullanmama hikaye dışında pek gerek kalmadı. Ee, bu benim ana karakterim. Yan karakteri de bir yandan paralel gideyim diyordum. Hatta yayın açayım ama e, ilk bir iki yayında hem yeteri kadar ilgi olmadı. Onun dışında da... Açıkçası iki karakteri götürmek çok büyük bir iş olduğunu fark ettim oyun çok büyük. O nedenle yani bu işte niye konuşuyorum bunu diğer karakterim çünkü nom olduğu için bayağı aslında komik oluyor. Ancak zamanım yok. O nedenle onu arka plana attım ana karakteri bitirdikten sonra belki ona dönüp biraz daha ilk bölümde bir şeyler yaparım ama hakikaten iki kez oyunu bitirmek için çok ciddi zamana ihtiyacınız var. Ve bir yandan Starfield geliyor. O nedenle büyük ihtimalle oyunu baştan sona bir kez oynayacağım. Ee, belki ileriki aylarda oynayabilirim. Yani üst üste oynamak hakikaten zor. Ama zamanınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok farklı gelişebiliyor olaylar. Her neyse. Özetle yani küçümen ırklar <laughs> tercih edilmiyor burada da zaten onunla ilgili bir espri yapmışlar. Tamam hani şey çok popüler olmayabilirler ama beraber bir yere geldiklerinde böyle çok cool bir metal <laughs> şey grubu kurabilirler gibi espri yapmışlar yine. Ardından şimdi şeylere gelelim. Eee düzeltmeleri. düzeltmeler. İşte burada ben Steam sayfasına geçiş yapmak istiyorum. Çünkü burada okumaya kalkarsak ciddi spoiler yiyeceğiz. Evet şimdi Steam'in sayfasındayız. Gördüğünüz gibi yine aynı grafikler kullanılmış hani çizimler, ancak bu sefer fark burada üstleri çizili önemli kelimelerin. Değişiklikleri kategorilere ayırmışlar. Highlights dediğimiz kısımda daha doğrusu, bunun dışında da demek ki değişiklikler var. Highlight diyor, <laughs> yani önemli olanlar. Bakın highlight dediği kısım bile tahminen hani 50 tane falan madde var gibi burada. Bundan üstüne tek tek gitmeyeceğiz. Videonun başında söylediğim gibi çok uzun süreceği için. Ancak önemli e, ön plana çıkan Burada şimdi show stoppers dediğimiz. Bunlar hakikaten e, oyun deneyimizi ciddi etkileyecek olumsuz yönde e, olaylar. Yani şey, hani oyuna baştan başlatmanız gerektirmiyor ama birçok kez işte bir önceki e, kayıt noktanızı yüklemesi ya da oyundan çıkıp tekrar girmenizi gerektiren şeyler. E, bu ilk ikisini okumuyorum. Tamamen çünkü 3. E, bölümle ilgili. Bu arada... E, bir gerçek var, birçok kişi konuşmuyor çünkü daha üçüncü bölüme gelmediler. İlk iki bölüme kıyasla oyunun üçüncü bölümünde daha fazla hatalar, bug'lar bulunuyor. Bunun büyük ihtimalle sebebi ilk iki bölüm kadar yüksek kalite kontrolden geçmediler zamandan dolayı. Tahminimce artık yeteri kadar oyalandık çıkaralım diye bir ayda biliyorsunuz öne çektiler. Büyük ihtimalle son bölüme gelene kadar düzeltiriz falan gibi bir mantık olabilir. Çünkü buradaki değişikliğin açıkçası çoğu son bölümle ilgili. Ben başlarında değil başlarında bile hissetmeye hissediyorum açıkçası. İşte ne bileyim ben mesela bir sinematik girecek. Sinematikte mesela bir karakter eksik falan hani böyle <laughs> tuhaf şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ya da mesela konuşma bitmeden bir sonraki konuşmaya geçiyor. Yazı falan yani bu tip e, immersion dediğimiz yani içine bizi bağlılığı kıracak şeyler var. Yani bunda e, oyun kusursuz değil yani böyle hatalar var ama o kadar büyük ki e, birçok kişi ma mazur görüyor bu tip hataları. Bir de yani ilk iki, ilk iki bölüm o kadar iyi ki oyunun e, onun da etkisi var. Ya yani bunu da söylemek lazım açık açık. Yani kusursuz değil. Üçüncü bölüm biraz sıkıntılı. Belki o yüzden çok hızlı gitmemekte isabet olabilir o arada. E, üçüncü bölümde daha çok düz düzeltmeler olur belki. Evet buraya dönersek eee Şurada mesela şeyde şu üçüncü maddede mesela bir bugdan bahsediyor. İşte bir numaralı oyuncu olarak konuşurken diye bir konuşmada ondan sonra diyor erken diyalogdan çıkarsanız oyun takılı alıyor, alıyor hiçbir şey tıklayamıyorsunuz diye. Benim başıma iki üç kez denk geldi mesela bu. bununla ilgili bazı sorunlar var. Tekrar yüklemeniz gerekiyor save dosyanızı. Onu söz ona düzeltmişler. Çok sık olmuyor ama olan bir şey. Benim başıma geldi. ardından işte şey reaksiyonla ilgili yani büyü atıldığı zaman, bir şey atıldığı zaman karakterinizde reaksiyon varsa otomatikman tepki veriyor. Hatta siz seçiyorsunuz. Bir önceki videomda belirtmiştim. Buradaki bunun e, arayüzü tam olarak doğru çalışmıyormuş. Belli noktalarda onu düzelt. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Tam e, bu reaksiyona girerken save ederseniz <laughs> e, burada işte sorun çıkıyormuş. Yani ilerlemenizi blokluyormuş. Tabii bu da çok çok düşük bir olasılık ama muhtemelen rapor edildi bununla ilgili bak. Bunu da düzeltmişler. Yani böyle e, 3-5 e, olasılığın bir araya gelmesinden dolayı oluşan bug'lar bunlar. Ardından işte e, multiplayer ile ilgili çok da oyuncu ile ilgili bir sürü madde var. Onu da belirtelim. E, daha oralarda görülen bazı sorunlar var. İşte cesetlerin lootlanmasıyla falan ilgili. E, bazı oyunlarda mesela bayılmış olan... Parti üyelerini kaldırmaya yardım ederken mesela bir anda bir bug varmış. Game over yazısı çıkıyormuş. Oyun bitti. Hiç benim denk gelmedik. Bir tane item, helm of arcane equity oyunu e, çok diyormuş mesela. <laughs> bu da ilginç. E, yine bu da denk gelmedi. Bununla ilgili yine bir düzeltme yapmışlar. E, konuşma sırasında NPC'ye saldırdığınız zaman falan filan işte. E, her şey. E, yine burada oyun bitti ekranı yerine tutuklanıyormuşsunuz. Mesela bu önemli bir düzeltme. Hani bu tip şeyleri yapanlar olabiliyordur tabii ki. <laughs> Doğrusu bu yani Hapise atıyorlar sizi gibi. Başka başka bazı durumlarda böyle sonsuz düşme döngüsüne giriyormuş karakterler bir türlü düzelmiyor yine burada tekrar yüklemek gerekiyor. Burada tabii firmanın da açık olup böyle çok net bir şekilde belirtmesi yani karşımıza çıkan bakları bu da iyi bir şey aslında. Ama bunlar görüldüğü gibi ciddi şeyler sorunlar bunları düzeltmişler zaten ilk kategoriye koymuşlar. Ardından bakın burada daha çok siyah çizgi var. Bu da çünkü hikayenin akışı ve mantıkla ilgili bazı sonlar varmış. Buradaki mesela birkaç tanesine denk geldim ben. Örneğin ilk madde işte şurada Will Will bir konuyla ilgili konuşuyor. Onun üstlerine çizmişler açıkçası çok önemli değil ama yine ben söylemeyeyim. o konuşmayı konuşsanız bile tekrar sürekli çıkıyor önünüze. Ve ünlem takılı oluyor kafasında. İnsan sinir oluyor. İkide bir tıklıyor bu ünlem niye burada gitsin diye. Takıntı haline dönüşüyor. Benim de başıma geldi. Onu düzeltmişler mesela oyunun ilerleyişiyle hiçbir şeyi yok. Hani e, mahsur yok. Sadece sinir oluyorsunuz. Bir süre sonra geçiyor oyundan. Ama öyle bayağı bir uzun süre yani e, görevde ilerlemediğiniz zaman o ünlem takılı kalıyor sanki siz konuşmamış gibi. İşte bu tip sorunlar var gerçekten de. Ee, yine Will ile ilgili bir şey diyor. Yine ünlemle ilgili. Demek ki ünlem bayağı sıkıntı yaratıyormuş. Ee, Buradaki de üzerinde e, siyah çizgi var. Bu mesela bu önemli sayılabilir. E, üçüncü bölümde e, Shadowheart'la flört ediyorsanız diyor. Bu flörtün ilerlemesi için gereken koşullar... E, normale göre daha sıkıntılıymış. Onunla ilgili düzeltme yapmışlar. E, ve hatta şey... E, anladığım kadarıyla en sonunda bu şey yani... E, romantik ilişkin sonunu mu gelmiyor? Öyle, onunla ilgili bir şey sıkıntı varmış yani. Ki zaten büyük ihtimalle birçok kişi Shadowheart'la e, flört ediyordur. Ben öyle tahmin ediyorum en azından çünkü gidişat biraz ona e, yönlendiriyor insanı. Bunda demek ki sıkıntı varmış. Ben, ben de şu an hani e, onunla en yakınım. Ama çok fazla ilerlemede ilişki o yüzden bilemiyorum. Ama belki hakikaten blok koyulmuş olabilir. E, ardından şöyle bir bakalım. Yine böyle oyun tam kayıt sırasında bir şeyler falan yapmaya çalışıyorsanız yine bir takıp takılmalar oluyormuş. Genel olarak zaten yapmayın yani bir orada kayıda basarken fazla oynamamak beklemekte yarar var. bu tip sorunlar ortaya çıkıyormuş. Yine buradaki de çok okumak istemiyorum. Bunlar da spoiler'a girer üstünü çizmemiş olsalar da. Burada yani bayağı bir uzun bir liste. Gördüğünüz gibi hikayeyle bağlantı ve akışı bozan şeyler. Ama hani oyunu bozan detaylar değil ya da ilerleyişinizi engelleyen detaylar değil. Ama hepsiyle tek tek uğraşmışlar. Gördüğünüz gibi o kadar çok özel durum var ki bunlarla uğraşması falan çok ciddi zaman alıyor. Ee, firma bayağı yani oyunu çıkarttı evet başarı falan var ama yan gelip de yatmıyor. Büyük ihtimalle bunlarla sürekli uğraşıyorlar düzeltmekle ilgili. Ve Bir yandan da tepede aslında link vermişler. onu da söylemek lazım. Yani başınıza bir şey gelirse, bir sıkıntı gelirse muhakkak bize buradan ulaşın diyor. Yani rapor edin diyor, e, takip ediyoruz diyorlar. Gerçekten gayet iyi e, çalışıyor firma. Ama bir tane bir dipnot düşelim. E, belki bazılarınızın başına gelmiş olabilir. Bir bir hotfixlerinden ufak bir yama geldiydi. Onlardan bir tanesinde bazı kişilerin oyununda sıkıntı yarattığı için yamayı geri aldılar. Ancak o yama geldiği sırada kayıt almışsanız yüklediğinizde çalışmadı. Benim de başıma geldi. Onu mesela düzeltmeleri bir 5-6 saat aldı. Oraya da o arada oynayamadık. Ama yine de hızlı cevap verdiler. Özetle yani firma başı boş bırakmış değil kesinlikle. Oyunu gayet e, bence iyi gidiyor. Bunlar olacak şeyler. Başka balance diyor, denge ilgili bir takım şeyler düzeltilmiş. Mesela burada ilk baştakileri bazılarını söyleyeceğim çünkü hakikaten değiştirebilir oyunun akışını. Bazı konteynerlardaki işte şey içindeki şey altın renkli şeyler, lootların diyor şey kalitesi arttırılmış. Bu mesela ikinci madde bence önemli. Explorer modda yani en kolay modda oynuyorsanız diyor. Normalde diyor sağlık bonusu diyor. Yani sizin hit pointiniz, sağlığınızın %50 bonus yerine yüzde oluyormuş. Yani çarpı iki olacakmış. Zaten kolay açıkçası iyice kolaylaşıyor yani. E, ama bunu oynayanlar ama hikayeyi görmek. E, oyunda zorlanmak istemedikleri için bu e, zorlukta oynuyorlar. E, bollarla Ball'larla ilgili bir şeyler var. Yine onları okumayalım. Mesela işte e, Trister Mage Ant diye hani büyücünün eliyle ilgili bir takım sorunlar varmış. E, Mesela şey yanlışlıkla birden fazla olabiliyormuş aynı anda aktif. Bunun olmaması lazım. Birine yaptığın zaman diğerinin gitmesi gerekiyor gibi böyle ufak tefek demek ki hatalar var. Bu da tabii hani dengeyi bozuyor diye düşünebiliriz. Bazen olumlu yönde bazen olumsuz yönde bunlar. Ee, mesela yine bir örnek. Silence dediğimiz büyü atılamayan yani sessizlik bir şey. Daha doğrusu kraliçelerin attığı bir büyü var. Ee, başka sınıflarda atıyor. Olduğu zaman mesela hiçbir büyü yapamıyorsunuz. Burada mesela kalkanın reaksiyonları da büyüye girdiği için yapılmaması lazımmış. Mesela şu an hatta olarak e, eğer karakter silence ise sessiz ise yine cevap verebiliyormuş. İşte bu tip detaylar yine dediğim gibi aşağı doğru çok ilerlemeyeceğim bayağı çünkü liste kabarık. E, usability dediğimiz kullanılabilirlikle ilgili e, ufak tefek şeyler e, bunlar daha doğrusu arayüzü ile ilgili anladığım kadarıyla diyalogla ilgili bir takım işte bildirimler diyor işte işte bilmem kim işte size onayladı falan tarzında yazılar çıkıyor ya bazen bunlar çok çabuk kaybolamış siz okuyamadan hakikaten benim de başıma geliyor bunları düzeltmişler ee, dışarıdan mesela oyunu şeyden Larry'nin üzerinden çalıştığınız zaman DX11 ve Vulkan iki seçenek var ee, orada mesela son seçiminizi hatırlayacakmış bundan sonra demek ki hatırlamıyormuş ben de DX11 oynadığım için hep orada nedense Vulkan'da sorun çıkarttı bazı işte arayüz menülerinde altın miktarı yanlış gözüküyormuş onu düzeltmişler. Ondan sonra da bazı büyülerle ilgili falan filan böyle yine aşağıya gidiyor. Yani burada da bu tarz görsel sıkıntılar. Visuals dediğimiz işte görsellikle ilgili çok çok böyle spesifik. Bakın mesela Tiefling yani dişi Tiefling karakterlerin küpeleriyle ilgili mesela şeymiş sabit miymiş değiştirememiş onunla ilgili bir şey varmış onu düzeltmişler falan gibi. Controller still opsiyonunda işte hangi kontrol ikonlarını göstereceğiyle ile ilgili bir şeyler düzeltilmiş. <laughs> Bu da komik. Lazer'in yüzüne işte şey palyaço makyajı yaptığınız zaman bir sorun oluyormuş onu düzeltmişler falan gibi. Böyle gidiyor. Sinematik görüntülerle ilgili. Bakın bir sürü siyah var çünkü yani sinematik görüntüler hikayeyle ilgili. Ben burada özellikle çok şikayetçiyim. Dediğim gibi sinematiklerde bazen mesela bitki geliyor önüne karakterin görmüyorsunuz falan. Yani şey bu tip böyle görsel baklar ve güleceğiniz genelde baklarla karşılaşıyoruz. İşte dediğim gibi oyun çok geniş olduğu için bir şekilde insanlar mazur göre fazla ses çıkarmıyorlar. Evet, ama başlarda bu tip baklar daha seyrek bulunuyor. Burada işte bu öpüşme muhabbetini burada söylemişler. Fiziksel temasla diyor tam denk getiremiyorlarmış. Buraları siyahla çizmişler. Bazı diyaloglarda diyor arka planda gazeteler falan havada uçuyor uçuyormuş diyor. Bunları düzelttik diyorlar. Scratch'in ağzından topuk çekerken tam uygun yerde olmayabiliyormuş top. Onu düzeltmişler. Volo ile ilgili bir şey düzeltilmiş. Böyle aşağı doğru gidiyor. Loot ve Trade demiş. Ganimet ve takas ekranları ile ilgili bir şeyler söylemiş. Bu tüccarlar diyor boya satan tüccarlar da aynı zamanda boya çıkarıcı da. Yani tiner de satacaklarmış. Böyle bir şey mesela ben hani hiç kullanmadım herhangi bir şekilde boya kullanmayı ya da değiştirmeyi görünümü. Demek ki böyle bir şey yokmuş. Olmasında yarar var tabii. Hani vazgeçerseniz düzeltmeniz lazım. Öyle bir item satacaklarmış. Lady Esther adlı tüccar karakter görevlerini yaptıktan sonra tüccara dönüşecekmiş. Pardon normalde tüccar değil. Balıkçılarda diyor balık tüccarlarında daha çok balık türü olacakmış satılan. Sirk'teki bir karakter bahsediyor. Sirk 3. bölümde var. Yine bir miktar spoiler gibi oldu. O da bir şeyler satacakmış falan filan. Ya mesela bu ilginç. E, ee, Selenite Outpost diyor. Ee, bu ilk bölümde var zaten. Bunun çevresindeki diyor iskeletler diyor. Artık şey envanterlerinde diyor şey olmayacak diyor. Taze yiyecek olmayacak diyor. Çünkü iskelet oldukları için çürümüş olması gerekiyor. Yani bu tip detayları da düzeltmişler. İkinci bölüm aslında bununla gayet hassas bu konuda. Sadece bu alanda unutulmuş. Onu düzeltmişler. Çünkü ikinci bölümde e, hep yani bulduğunuz hep ganimetler çürümüş oluyor. Ee, onun dışında da bazı şeyler işte yok. E, geçen yazıların işte şey formatları tekrar düzeltilmiş falan daha düzgün görünsün diye. E, DLC içeriğiyle ilgili bir şey olmuş. Deluxe Edition'daki işte ekstra Bart şarkıları ile ilgili bir şey söylüyor. Yine seslerle ilgili falan bir şeyler söylüyor. Özetle yani gördüğünüz gibi bayağı bir şey var. Düzeltme var. Ee, ancak oynanışla ilgili çok ciddi bir değişiklik yok. Bu önümüzdeki yamada gelecek. Ne değiştirirler hiçbir fikrim yok. Çünkü daha çok yani hakikaten oyunla ilgili sıkıntılar. Buradaki bu tarz görsel ufak tefek şeyler. Ee, ancak bir tane ben denk geldim. Bilmiyorum sizin başınıza geldi mi? Ee, bir tane mor bir item. Ee, eşya güzel de gayet iyi bir silahtı. Bir ara kaybolmuş karakterlerimden bulamadım nereye gitti diye. Sonra internette aradım. Hani hakikaten bazen itemler kaybolaveriyormuş. veriyormuş ee, bu bir ciddi tabii bak bu. Ee, çok önemli olmadığını düşündüm. Hani başka artık eline e, arbalet verdim ama değerli bir arbaletim uçtu mesela bir karakterimden. <laughs> Larian'dan şey isteyeceğim yani. E, yollasınlar bana yenisini. <laughs> şey, eğer yani böyle takıntınız varsa bunlar mesela rahatsız edebilir. Yani şu an mesela onu e, keşke olsa diyorum ara sıra öyle diyeyim ama şey e, oyunu zorlaştırmıyor kesinlikle o elimde yok diye. Ama yani hakikaten çok değerli bir e, eşya giderse problem ya, ya olabilir hakikaten. Neyse umarım sizin başınıza gelmemiştir. E, onun dışında ben çok ciddi bir bug ve ya da hataya denk gelmedim. Eğer sizin başınıza böyle komik şeyler ya da üzücü olaylar gelmişse aşağıya yazın. E, belki yani yapılabilecek bir şey varsa dikkat edeceğimiz e, herkesin haberi olsun. Evet özette bir numaralı yama bunları içeriyor. İki numarada yayınlandığı zaman yine böyle buna benzer bir video çekeceğim. Çünkü büyük ihtimalle bundan belki daha önemli olacak gelen değişiklikler. Bu arada dün yüklediğimiz Diablo ile ilgili podcast yayınımızda umarım hoşunuza gitmiştir. Buna benzer bir podcast muhtemelen Baldur's Gate 3 ile ilgili de çekeceğim ama %100 oyunu bitirmek istiyorum konuşmadan. Belki hatta spoilerları falan konuşacağımız hikaye ile ilgili e ilginç yerleri konuşacağımız ayrı bir yayında olabilir. Takipte kalan özetle Starfield çıkana kadar Baldur's Gate yoğun olarak devam edecek ama Starfield çıktıktan sonra da yine Baldur's Gate içerikleri yıl boyunca devam edecektir. sonuçta rol yapma oyunlarını seviyoruz. bu arada bunu oynamayan ve Souls like oyun seviyorlar seven varsa Blasphemous 2 çıktı. o da gayet iyi gözüküyor. Onu da buradan tavsiye ederim bakmanızı. Evet benden bu kadar. herkese İyi hafta sonları diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.